kitlenin yapılması için girişimde bulundu ve bu da kamuoyunda çokça tartışılıyor. Alternatif müzik denildi. Kimilerince de acısız arabesk olarak adlandırıldı. Acısız arabesk olur mu? Olmaz. Muhakkak ajitasyon vardır arabeskin içinde. Sevdaya gönderilen bir gülün bile acılı olabileceğini veya özlem olabileceğini düşünüyorum. Amaç neydi bunda? Hedef arabesk miydi? Arabeskin etkilerini ortadan kaldırmak mıydı? Veya bu ihtiyaç neden doğdu? Bunları tartışacağız. Vatandaşın müzik zevki için bir tavsiye niteliğinde olan acısız arabesk fikri belirli bir dönem için bazı çevreler üzerinde etkili olmuştu. Fakat bundan daha önemli bir tarihi sonuç vardı ki o da aslında arabeskin Türkiye'deki diğer birçok müzik türü üzerinde etkili oldu. Vermediler de. Demek hakkı bulup sizsin. Yani atırdığım müzik türünün şöhretli temsilcisi öyle mi? Evet, o türün temsilcisi olduğum doğru ama şöhretli olup olmadığım konusunu bilemem. Zaten dedim arabeskin olduğunu bilseniz öyle demezsiniz dedim. Böyle bir konu geçti aramızda. Yamalı pantolon, yırtık ayakkabılarla okula gidip gelirdim. Çok utanırdım bu halimde. Kongredeki birçok profesör benden randevu istediler. Geldiler un kapanına. Plak firmalarla tanıştırdım. Sanatçılarla konuşturdum. Nitekim hepsinin fikri değişti. Bakın dedim sizin dedim bizi kötülerken bile birçok hastanelerde doktorlar benim müziklerimi dinleterek ameliyatlar yapıyorlar dedim. Ben bir yerde sağlık elçisiyim ya dedim. İlacın yapamadığı tesiri benim müziklerim yapıyor dedim. Adresini verin ne olur. Tabii. İşte adres. Türkiye'nin siyasetin gündeminde, yoğun gündemde debelendiği, boğulduğu bir ortamda toplumun gerçek ihtiyacı olan, aslında toplumun doğru şekillenmesinde çok önemli bir ihtiyaç olan müzik, kültür, sanat konularına eğilip böyle bir programı gündeme getirdikleri için ben teşekkür etmek isterim.